Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimizde konumuz, mevzumuz yine insan. Muhterem ümmiler, söze girmeden evvel Rabbime hepimiz için niyaz ediyorum. Cümlemize insanı kamil olmanın neşesini lütfetsin inşallah. Muhterem müminler, her derste işaret ediyoruz. Dünyanın ağız tadı salih insanlar. Allah'a ve Resulüne muti kullar, imanlı ve hakka bağlı kişiler. Arz üzerinde bunu unutmayın. Muhterem Konyalılar, arz üzerinde ihlasla Allah diyen kul bulundukça kıyamet kopmayacak diyor Peygamber Efendimiz. La tequmu saatu hatta la yuqale fil ardı Allah 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 buyuruyorlar. Kıyamet kopmaz ta ki arz üzerinde gönlü aşkla dolu, ruhu İslam'ın nuruyla, tevhidin aşkıyla aydınlanmış Allah diyen bir kul bulundukça. Öyleyse muhterem müminler, kıyametin kopması öyle pek yakın değil inşallah. Ben cemaatime hüsnü zan ediyorum, ümmeti Muhammed'e hüsnü zan ediyorum. Daha bu necip milletin içerisinde saharlerde kalkıp gözyaşıyla Allah diyenlerimiz var inşallahü teala. Bir diğer hadisi şerif muhterem Müslümanlar bu manada, la tequmu sa'atu illa ala şirarin nas. Kıyamet ancak insanların en şerlileri üzerine kopacak. Ya camiler boş, mescitler boş kalacak. Hatta Resulü Zişan Efendimiz Arafat'a çıkan olmayacak diyor. Hani okuyoruz ya, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk, la şerike lek diyoruz ya, gerçek manada ve hulusla lebbeyk okuyup Arafat'a çıkan kul kalmayacak diyor. İşte İslam'ı ruhuna, bünyesine yerleştiren Osmanlı dedem, tamam mı? Viyana kapılarına kadar, Bağdat kalalarına kadar, Kremlin surlarına kadar, Kazakistanlar, Tacikistanlara, eski Türkistanlara kadar, Yemenler ve Sanalara kadar, Ümit burnuna kadar, dünyada biz varız yahu. Medeniyet bizde, edep bizde, ahlak bizde, ilim bizde, şahlanış bizde, cesaret bizde, şecaat bizde, insanlık bizde, fazilet bizde. Abou, hocam demek İslam denince dünyada iyilik ve güzellik denen her şey öyle mi? Ey vallahi ve billahi ve tallahi öyle. Yani aklınıza gelen dünyada fazail namına ne düşünüyorsanız hepsi İslam'da. Muhterem Müslümanlar, Peygamber-i Zişan sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri gelmeden evvel dünya bir matemhaneydi, bir matemhaneydi. Her zaman okuyorum size,
Koca Akif öyle diyor. İstiklal marşımızın nazımı, dev şair öyle diyor. Feyza bütün afakını sarmıştı zeminin. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi diyor. Peygamber Efendimiz'den evvel dünya böyle. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Ya hocam, demek iman ve aşkla dolu bir insan bir kardeşinin yüzüne hiddetle bile bakamaz, öyle mi? Eyvallahi bakamaz. Çünkü Allah'ın Resulü o mümin kardeşimize öyle diyor. Bana da sana da. La tahkiranne minel marufi şey'en hatta entelka ehake bivecin talib. İyilik ve güzellikten en küçüğünü dahi hakir görme evladım diyor Peygamber Efendimiz. Ümmetim diyor, Allah'ın kulu diyor. İyilik ve güzellikten en azını da hakir görme, küçük görme. Velev ki bir mümin kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak dahi olsa. Oldu mu Müslüman? Evinden çıkıyorsun, camiye geliyorsun. Yolda karşında gelenlerin hepsinin yüzüne tebessümle bakacaksın. Senin yüzünü gören kederini unutacak, kederini. Muhterem müminler, biz, ya hocam sen hep böyle hayal peşindesin yahu. Bugünkü dünyada artık bunlar olur mu? Eyvallahi olur, Allah isterse. Çünkü muhterem Müslümanlar, 6,5 milyarın kalbi kulubul ibad beyne usbu'ayni min esabi'r rahman yukallibuha keyfe yeşa. 6,5 milyarın kalbi Cenab-ı Hakk'ın iki kudret parmağı arasında, dilerse şöyle çevirir, isterse böyle çevirir, tamam mı? Hidayet verdim dedi mi, bakın muhterem müminler, benim sözüm değil, Allah'ın kelamı. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفَّاجَ. Tevfikimiz geldi mi ya Muhammed? İnsanları fevç fevç Allah'ın dinine koşarken göreceksin. O günü bir daha görmek istiyoruz inşallah. Ruhuyla insan ancak insan olur dedim ya. Bir İslam şairi pek güzel söylemiş. Şu kıtayı okuyayım size, bakınız. Ta talebeliğimde ezberlemişim 50-55 sene evvel. Ya hadimel cismi kem tes'ali hıdmetihi etatlubur ribha fîmâ fîhi husranın akbil alel ruhi ve stekmil fedailehe fe ente bir ruhi la bir cismi insanun. İçinizde Arapça bilenler varsa manayı hemen anladılar benden evvel söylemeden. Ey cismine, cesedine hizmet eden kişi. Aziz cemaat, duyuyorsunuz değil mi? Ey cismine, cesedine, maddesine, etine, kemiğine hizmet eden kişi. Zararı evvelden görülen alışverişten kazanç mı bekliyorsun diyor şair. Zararı evvelden görülen alışverişten kazanç mı bekliyorsun diyor. Ruhuna dön. İslam'ın nesli, sana söylüyorum. Ruhuna dön. Bütün fazaili İslamiyeni tamamla. Gerçek manada insan ol. Zira sen cesedinle, kilonla, okkanla, etinle, kemiğinle değil, mana aşk ve imanınla insansın diyor. Yani benim evladımın, benim kardeşimin imanı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, aşkı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, Allah'a bağlılığı ne kadar kuvvetliyse o kadar insan, Hazreti Muhammed'in yolunda ne kadar yürüyorsa o kadar insan. Onun dışında öyle bir alışveriş ki zararı evvelden görünüyor diyor şair. Ya hocam şimdi ne olacak? Ha, Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Şimdi ne olacak? Kazanıyor, yiyip içiyor, zevk ediyor. Adamın başka düşüncesi yok. Müslümanlar, kazanıyor, nereden gelirse gelsin. Allah'ın Resulü öyle diyor. Kıyametin grubunda
halal ve haram seçilmeyecek. Hani ne gelirse ver ya Rabbi, kulum sormaz yer ya Rabbi diye dedemizin bir sözü var ya, Rabbimiz muhafaza buyursun. Kaynağı, menşei ne olursa olsun yiyor. Televizyonun önünde gece yarılarına kadar keyif ediyor. Tamam mı? Elinde sigarayla önünde çayı, sonra da yatıyor Allah imdad eyleye. Evet muhterem Müslümanlar, gelecek ne olacak? Rabbisine nasıl varacak? Hangi yüzle Mevlasından cennet isteyecek? Hiç belli değil muhterem müminler. Öyleyse ben cemaatime hatırlatıyorum. Zarar nereden dönerse kar oradadır. Geliniz ruhumuza yönelelim, kalbimize yönelelim, imanımıza yönelelim. Hem kendi nefsimizi ıslah edelim, hem de neslimizi koç yetiştirelim, aslan yetiştirelim. İslam'ın ve imanın ve aşkın bekçisi olarak yetişsinler inşallahü teala.